Akıllı telefon dünyasında rekabet her geçen gün artarken farklılaşmak isteyen üreticilerin rakiplerinde olmayan yeni nesil özellikleri doğru cihaz ve uygun fiyat konseptiyle kullanıcılara getirmesi gerekiyor. Bu konudaki en son hamleyi HTC'den gördük. Firmanın yeni nesil akıllı telefon modeli U11 rakiplerinden farklı olarak kenarlardan sıkmaya verdiği tepkiyle ayrışmayı başardı. Ancak pek tabii ki bu konuda efor sahip eden tek firma HTC değil. Alcatel'in de hakkını yememek gerekiyor. Şimdi TCL firması tarafından geliştirilip üretilen Alcatel telefonların yeni temsilcisi AB özellikle sahip olduğu ışık oyunlarıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor. Tam adı Alcatel A5 Lite olan yeni telefon sahip olduğu teknik özellikler ve genel tasarım çizgileriyle mütevazı bir cihaz aslında. 5.2 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan telefon, MediaTek'in 1.3 GHz'de çalışan 8 çekirdekli MT6753 işlemcisinden güç alıyor. 2 GB RAM ve 16 GB depolama kapasitesi sunan telefonun 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesiyle donatılan özel bir versiyonu daha bulunuyor. Ana kamerası 8 megapiksel, ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğünde olan telefonda FM radyo özelliği de es geçilmemiş. Android 6 işletim sistemi üzerinde Alcatel'in kendi arayüzünü kullanan A5 LED modeli 2800 mAh kapasiteli pilden güç alıyor arkadaşlar. 3.5 mm kulaklık bağlantısının üstte USB portu ve hoparlörün ise altta yer aldığı telefonun arayüzü kapasitif butonlarla yönetilirken parmak izi okuyucusuna sahip olan diğer versiyonunda sensörü ev sahip yapan home butonunda bulunuyor. Gelelim tasarım seviyesinde telefonu ayrıştıran asıl detaya. Yani LED'lerle donatılmış arka kapağı. Çok sayıda RGB LED'e sahip olan kapak yardımıyla telefonu çok daha renkli ve zengin şekilde kullanabilmek mümkün. Şöyle ki gelen çağrılar, mesajlar ve sosyal medya güncellemelerini farklı ışık oyunlarıyla bildirebilen LED kapak, Color Catcher ile çektiğiniz bir fotoğraf veya herhangi bir görüntünün renklerini emerek arka kapakta gösterebiliyor. Buna ek olarak oyunlar için ek ışık kombinasyonları ve müzik dinlerken onun ritmine uygun ışık oyunları da bu kapak vasıtasıyla gerçekleştirilebiliyor. Farklı bir özellik olduğu kesin illaki meraklısı olacaktır ancak genel seviyede ne derece kabul görür bunu zamanla anlayacağız dostlar. Bu arada Lenovo'nun Moto Z ailesindeki modüler donanım yaklaşımının çok basit bir versiyonu A5 LED'de de var. Power Wing ya da hoparlörü olan kapak seçeneklerini Alcatel A5 LED modeli için de sunuyor dostlar. En azından bu seviyedeki bir telefon için böylesine aksesuar seçeneklerinin sunulmuş olması da bence güzel bir gelişme. Evet telefonun en kritik özelliğini görmüş olduk. Şimdi isterseniz diğer donanım detaylarına bakalım. Aynı fiyat seviyesindeki kimi telefonlar 1080p ekranla gelirken Alcatel A5'lerin 5 5.2 inç boyutundaki ekranı 720p. Büyük beklentiler içerisine girmediğiniz sürece ekranın renk üretim kabiliyeti muhtemelen yeterli gelecektir. Çözünürlük tarafında 1080p konusuna değindim. Zaten A5'le de güç veren 8 çekirdekli Mediatek MT6753 işlemcisi de en makul performansı bu çözünürlük seviyesine verebiliyor. Çünkü beraberindeki Mali T720 grafik birimi en iyi deneyimi 720p'de verebiliyor dostlar. Evet söz konusu oyunlar olduğu zaman bu grafik birimi 1080p'de kim oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabilir belki ama eğer ifade ettiğimiz değerler grafik yoğun oyunlar için ise dostlar maalesef Mali T720 grafik birimi en iyi performansı 1080p'de 720p'de verebiliyor. Aynı zamanda çözünürlük tercihini sadece grafik performans olarak düşünmemek gerekiyor. Bu seviyedeki bir telefon için 720p tercihi pil performansına da olumlu katkı sağlayacaktır dostlar. Telefonun beraberinde getirdiği 2 GB RAM ve 16 GB depolama kapasitesine bakıldığı zaman sadece Zaten bu sınıftaki pek çok cihazın ortak özellikleri sahip olduğunu söyleyebiliriz. Alcatel A5 LED'in kamera paketindeki en dikkat çekici nokta 5 megapiksellik ön kameranın LED flash'a sahip olması. 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyaframa sahip olan arka kamera ile birlikte tatminkar sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Yazılım deneyimi olarak bakıldığında ise 2017'nin ortasında çıkacak bir cihaz için Android 6.0'ın yakışmadığını söylemem gerekiyor. Bu telefon standart olarak Android 7.0 hatta Android 7.1.1 ile gelmeli diye düşünüyorum. Kaldı ki Android 6.0 ile gelmesi bir yana 7 güncellemesinin ne zaman alacağı da şu aşamada belli değil. Çeşitli özelleştirmeler içeren arayüz genel kullanım ve akıcılık olarak kullanıcısını üzecek bir tekleme yaşamıyor. Bu sınıftaki bir cihazın sahip olması gereken özelliklerden biri de FM radyo. Teknik özellik kısmına paylaştığım gibi telefon standart olarak FM radyo ile birlikte geliyor. Bağlantı tarafında ise 802.11n ve Bluetooth 4.2 desteği sunan A5 LED 2800 mAh kapasiteli pili ile kullanıcısını üzmeyecektir. 720p ekran ve diğer bileşenlerle birlikte yazılım tarafındaki optimizasyon sayesinde kullanıcılar bir gün ötesinde deneyim yaşayacaktır diye düşünüyorum söz konusu pil performansı olduğu zaman. Evet arkadaşlar yavaş yavaş toparlamam gerekirse Alcatel a 5 kısa bir süre için kullanma şansı yakaladım ve şunu söyleyebilirim ki RGB LED arka kapağı sayesinde eğlenceli bir telefon olmuş. Ama günlük kullanım için aynı fiyat seviyesinde donanımın biraz daha güçlü başka seçeneklerin olduğunu da hatırlatmam gerekiyor. Ben Erdo bu videoda Alcatel'in mobil disco yakıştırması yaptığım partilerin vazgeçilmez telefonu olmasını beklediğim A5 yakından görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.